Kooperatif 50 yıl önce kurulmuş bu sanayi sitesi kooperatifi. Kurulmuş, büyümüş, tasfiye haline gelmiş, ölmek üzereler. İnsan beyni öldüğünde kendisi 5 tane kalbini, organlarını bağışlar. Onlar da organlarını bize bağışladılar, burayı bağışladılar. İzmedenler bize kongrede verdiler. Biz de onların sayesinde bu binamıza başladık. Hepsinden Allah razı olsun. Burası trafo merkeziymiş ama bugün yapılan bina Ahi Ocağı'ydı. İşte burada esnaf zanaatkarın yetişmesi için hem eğitim yapılacak, hem idari bina olacak, hem de buradaki esnaf kardeşlerimin işi iki kat daha artacak. Allah işlerini bereketlesin bu kardeşlerimin. Bunlar olmazsa, bu çarşılar olmasa hiçbir şey olmaz. Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Değerli hemşehrilerim, hizmet binaları aslında aslan yattığı yerden belli olur misali, bir hizmeti veren kurum ve kuruluşun o hizmete yönelik olan heyecan ve o hizmeti yükseltmeye çalıştığı kalitenin göstergesi olan mekanlardır. Eyüp Güler kardeşim heyecanlı, hevesli ve ayrıca da ilişki sermayesi çok yüksek bir kardeşimiz. Buna ihtiyacını biliyorum. Böyle bir bina yapmaya ihtiyacı var. Bu yeri de bulmuş. Ondan sonra biraz önce söylediği bu güzel iletişim ve ilişkiler dizisiyle birlikte hepimizi bir araya getirdi ve bu güzel eseri ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Başkanımız güzel bir şey söyledi. Aslında farklı sermayeler vardır. Onu güzel adlandırdı, ilişki sermayesi diye. Eyüp Güler, güler yüzüyle, böyle tatlı diliyle bir sürü işleri çözüyor. Tabii bu şekilde yansıyor. Yoksa biraz bazılarına kaşını çatsın, bazılarıyla kavga etsin, efendim kimiyle kavgalı olsun, bu binanın temeli bile atılmazdı. Onun için güzel ilişkilerin ortaya çıkardığı bu hız, bu güzellik de bina şekliyle ortaya çıkıyor. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dinliğimiz devam ettiği sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin geleceğine söz söyleyecek olan sizlersiniz. Esnaftır, çiftçidir, 80 milyondur. Başkalarının bu ülkeye bir elbise biçmesi imkanı hiçbir zaman olmayacaktır. Esnaf zor günler geçirdi. Sıkıntılı günler geçirdi. Kasaların, yazar kasaların atıldığı günleri yaşadı. Ama çok şükür bunlar geride kaldı. Problemlerimiz yok mu? Olacak. Hayat devam ettiği sürece sıkıntılar da olacak. Asıl olan onların çözümüne endeksli bir idarenin olmasıdır.